Avrupa Birliği, Merkez Üssü Elazığ'ın Sivrisi ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Kopernik uydu görüntüleme sistemini devreye soktuğunu duyurdu. AB Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarsis, yaptığı yazılı açıklamada, tüm AB'nin Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu, Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi'nin durumu yakından izlediğini belirtti. Sputnik'in aktardığına göre, Kopernik uydu görüntüleme sisteminin, Türkiye'nin talebi üzerine devreye sokulduğunu kaydeden Lenarcik, bu sistemin sahada arama kurtarma çalışmalarına destek olacağını, Avrupa Birliği'nin daha fazla destek sağlamaya hazır olduğunu ifade etti. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de, Twitter hesabından, "Düşüncelerimiz Türkiye'deki depremde yakınlarını kaybeden ve yaralanların ailelerle destek vermeye hazırız" paylaşımını yaptı. Kopernik Avrupa Birliği'nin Avrupa Komisyonu ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından yönetilen yeryüzü inceleme programıdır. Kopernik programı Avrupa Birliği 377/2014 numaralı regülasyonu tarafından 2014 yılında kurulmuştur. Eski CIMS yeryüzü inceleme programının yerine getirilmiştir. Amacı global, devamlı, otonom, yüksek çözünürlüklü ve geniş kapsamlı dünya inceleme kapasitesi oluşturmaktır. Zamanlı ve kolayca ulaşılabilir bilgi ile çevre, küresel ısınma, iklim değişikliği, buzul bilimi, deniz biyolojisi, sivil güvenlik ve benzeri sektörlere yardım sağlar. Amaç şudur ki, yüksek miktarda küresel bilgi uydulardan ve kara, hava veya deniz bazlı ölçüm sistemleri ile zamanlı, kaliteli bilgi ve servis, bu bilgiye çevre ve güvenlik alanlarında küresel seviyede servis sağlayıcılarına, devlet makamlarına ve başka uluslararası organizasyonlara, Avrupa vatandaşlarının hayat kalitesini iyileştirmek için otonom ve bağımsız erişim sağlar. Tüm Kopernik uydularından, hava ve kara istasyonlarından ve sensörlerinden gelen bilgiyi tek bir yere toplar ve dünyanın sağlığı hakkında bir resim oluşturması planlanılmaktadır. Kopernik uyduları ve sensörleri tarafından oluşturulan tüm verinin tamamı olarak, açık kaynaklı ve ücretsiz olarak tüm kullanıcılar ve kamu tarafından erişilebilir olması programın sağladığı en önemli faydalardan biridir. Programdaki veri 6 kategoriye bölünür bunlar: atmosfer, deniz, kara, iklim, acil durum ve güvenlik. Kopernik aynı zamanda 3 bileşenden oluşmaktadır. Uzay bileşeni, Sentinel takım uyduları ve başka uzay ajanslarının görevlerinden oluşur. Gözlem uyduları ve ilgili kara katmanı, kara, atmosferik ve okyanusal parametrelerden oluşmaktadır. Saha ölçümleri bileşenleri, kara bazlı ve hava bazlı veri toplama ağları, okyanus, kıta ve tektonik yüzey ve atmosfer alanlarında bilgi sağlar. Kopernik tarafından geliştirilmiş dağıtım sistemleri, programın 1998'den 2020'ye kadar saptanmış maliyeti 6.7 milyar eurodur. 4.3 milyarı 2014'ten 2020'ye kadar harcanmıştır. 2030'a kadar sağlayacağı fayda toplam 30 milyar euro olarak saptanmıştır. ESA, ana partner olarak tasarımın büyük bölümünü yapmıştır.